Selamlar, hoş geldiniz. Ben Elia. Eğer ilk defa izliyorsanız, bugünkü videoda sizinle birazcık inzivaya çekilmek istiyorum gerçekten. Neden? Bu son dertleşme videosunda gerçekten hiç beklemediğim kadar benimle aynı durumda olan insanların mesajlarını ve yorumlarını aldım. Ve bana benim sayemde motivasyon bulduğunu, bir şeylere başlamak için söyleyen birkaç mesaj aldım. Bu da beni bu videoyu çekmek için çok fazla motive etti. Çünkü eğer benden siz motive oluyorsanız, bence böyle bir inzivaya çekilip detoks yapıp kendinize gelmeniz için de benden belki motivasyon bulursunuz diye düşünüyorum. Şu an neredeyim? Bizim yazlıktayım. Tam olarak inzivaya çekilecek mekan. Zaten hani birazcık da bunun bahanesiyle biraz da ailemi görmek için, çünkü bu yıl neredeyse hiç görüşemedik ailemle. Onlarla görüşmek için yazlığa geldim. Şimdi zaten annemler evde yok. Onlar evde yokken rahat rahat böyle bir başlangıcı yapayım dedim. Birazcık evi falan gezeriz. Daha sonra sohbet etmeye başlarız diye düşünüyorum. Ve şu fashion kirliliğime bakın. Burada o kadar saçma şeyler giyiniyorum ki. Odamı birazcık göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Göstereyim bari. Bu koltuk IKEA'nın benim bayıldığım bir modeli. Ben bunun teklisini odama almak için, okuma koltuğu yapmak için ikinci el sayfalarında o kadar çok aradım ki ve asla bulamadım. Sonra babam bunu bir yerden bulmuş ve yazlığa getirmiş. Neden bilmiyorum. Ve Ankara'dan getirmiş bu arada. Ve ben şu an tekrar buradan bunu Ankara'ya nasıl götürebilirim ve odama nasıl sığdırabilirim diye düşünüyorum. Çünkü burada çok da bir vasfı yok. Odada böyle bir süs olmak dışında. Bunu nasıl Ankara'ya götürebilir? Çok bir fikrim yok ama bunu Ankara'ya götürmek istiyorum. Böyle ön kameradan göstereyim bari. Pencere. Burada bir tane çamaşır makinesi var. Ve benim yeni yıkanmış kıyafetlerimi full üzerine fırlattığım bir bavulum var. Bu tarafta yine eskiden kalma bir dolap var. Burada müthiş bir boy aynası var ve benim şu fashion killerlığıma bir ne olur bakın ya, inanılmaz. Gerçekten modaya yön veriyorum şu an. Örümcek gelir diye korktuğum için ters tarafına yatmayı seçtiğim bir yatağım var. Komodinden hallice bir şeyim var. Yerde de işte çantamı falan fırlatmışım. Kısaca oda turu böyle. Şimdi birazcık evi göstereyim bari. Odadan çıkınca burası terasa çıkıyor. Merdivenin solunda bir oda var ve bir tane daha oda var burada ama bu ikisine hiç girmeyeyim. Kapımın hemen yanında da zaten merdiven var. Burada da bizim evden getirdiğimiz bir tablo var. Buraya tam oldu var ya, burası bayağı kocaman bir yer ve hiçbir şey koyulmuyor normalde. Merdivenin yanında yeni topladığımız zeytinler var. Burası da mutfak, şu an biraz dağınık, kusura bakmayın. Buradan da arka bahçeye çıkılıyor. Mangal ve diğer şeyler. Buradan da ön bahçeye geçiliyor. Burada bahçemiz var. Burada neler var? Ben de hiç böyle şeyleri bilmem ki. Şurada nane olduğunu biliyorum bir tek. Burada da yine bir şeyler dikildi galiba. Başka başka. Şurada maydanoz mu? Öyle bir şey var. Burası işte biber, patlıcan. Aha, benim bebişlerim gelmiş. Durun, onları da göstereceğim. İşte burada biber, patlıcan, çiçek. Şu işte zeytin ağacı. Ceviz ağacı var bir tane. O nerede hiç bilmiyorum. Bahçeyle olan ilgim ve alakam. Burada annemin kedisi vardı ve o yeni doğum yapmış işte annemler geldiğinde. Ve bildiğiniz bizim eve yerleştiler. Ve bizim bahçede yaşıyorlar. Bu bizimki. En çok bize yanaşan ve en yaramaz olan. Bu bebişim biraz kendi çapında takılıyor. Çok bizle muhatap olmuyor. Burada başka bir bebiş var. Bu da çok bizle muhatap olmuyor. O kadar salaklar ki size anlatamam. Bazen oturup 2 saat sadece bunların salaklıklarına gülüyoruz. Öyle yani, sanırım evin kısaca turu böyle. Kahvemi içerken biraz okudum. Şu an sallamam sizi çok rahatsız ediyor mu acaba? Ya da rüzgar sesi falan. Çünkü ben kendimi sallanırken izleyince başım dönüyor. Durun. Durdurmaya çalışacağım kendimi. Ben bu sefer az kitap getirdim. Bu sefer de çok okuyasım geldi şansıma. Ama neyse, daha yani okunacak çok şeyim var. Şimdi 4 tane kitap getirmiştim dediğim gibi. İkisi bitti. İkisini şu an okuyorum. Onlar da gidene kadar biter mi çok emin değilim ama bitirebildiğim kadarını bitirmeye çalışacağım. İlk bitirdiğim buydu. Fizik üzerine 7 kısa ders. Fiziğe başlangıç kitabı olarak çok fazla önerildiği için almıştım. İçinde nelerden bahsediliyor? Tabii ki de bir klasik. Özel görelilik teorisi, kuantum mekaniği, kara delikler, loop kuantum kütle çekimi ya da ilmek kuantum kütle çekimi, hangi birini demek isterseniz. Ondan bahsettiği çok güzel bir kısım vardı. Onun dışında insanların dünyadaki yerinden bahsettiği, yine o son kısım çok iyiydi. Isı ve sıcaklık
ve bunun olasılıkla ilgisini ilk defa gördüm. Benim bu bilgisizliğimden kaynaklanıyor da olabilir. Gerçekten o beni çok etkiledi. Çok güzel bir kitaptı. Gerçekten bu yıl okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. İkinci bitirdiğim kitaba geçiyorum. Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan'ı. Ki zaten bu kitap da, yazar da fazlasıyla şu an biliniyor Türkiye'de. Adalet ismindeki bir kadının ilk günahını bulmaya çalıştığı. Bunun sayesinde de işte yolculuklara çıktığı, yolculukla işte birileriyle tanıştığı. İnanılmaz güzel bir kendini bulma hikayesi. Böyle inzivaya çekilmişken bence okunabilecek en güzel kitaptı. Yani bunu ne düşünerek seçtim, niye bu kitabı seçtim bilmiyorum. Hani bazı kitaplar olur ya, tam zamanında okursunuz ve sizi o yüzden bu kadar etkiler. Sanırım bana da olan şey buydu. Diğer geri kalan ikisi de, biri Sapiens. Sapiens'e ben başlayalı, inanır mısınız, aylar oldu. Sesli kitapla birlikte dinleyerek beraber götürüyordum. Yani hem dinliyordum, aynı zamanda da kitaptan takip ediyordum ve inanılmaz verimli bir okuma olmuştu benim için. Çok kalın, yazıları küçük, insanı biraz yoruyor. Bir de o bilgi yoğunluğu da sizi yoruyor. Ama bir sesli kitapla takip ettiğiniz zaman böyle bir film gibi akıyor gidiyor ve çok eğlenceli oluyor. Hem de hem duyup hem okuduğunuz için daha çok akılda kalıyor. Böyle bilimsel kitapları eğer bulabiliyorsanız sesli kitapla aynı anda takip ederek okumanızı tavsiye ederim. Benim şu ana kadar çok fazla kullandığım zor kitaplarda ve çok işime yarayan bir taktik. Biraz ara vermek istedim bu kitaba ve bunu anneme verdim zaten. Annem yazlığa getirdi. Ben aylardır bu kitabı görmemiştim. Buraya gelince işte tekrar başladım annemden alıp. %99'unuzun bildiği, belki %60-70'inizin de kitaplığında olan bir kitap diye düşünüyorum ama ne kadarınız okumuştur bilmiyorum. Çünkü hep öyle oluyor böyle kitaplar. Bende de öyleydi bu arada. Yani aldıktan sonra çok uzun süre kitaplığımda bekledi. Hacmi büyük diye sizi korkutmasın. İnanılmaz akıcı. Gerçekten hayatımda okuduğum en akıcı kitaplardan biri. Hatta kitabın ilk kısmı, bilişsel devrim kısmı, insanın evrimleşmesini ve işte kuzenlerimizi, atalarımızı, ilk insanları anlatan süper bir kısım. O kadar zevkliydi ki size anlatamam. Tekrar tekrar okudum bu kısmı. İnsanlık tarihini, dünya tarihini merak ediyorsanız Sapiens dünyanın bütün geri kalanı gibi sizin de okuyabileceğiniz bence güzel bir seçenek olur. Son kitabıma geçiyorum. Mines Öğüt'ten Deli Kadın Hikayeleri. Biraz kasvetli. Her hikayesini okuduktan sonra boşluğa bakıp kendime gelmem gerekiyor. Çünkü biraz ağır hikayeler gerçekten. Deliren kadınlar üzerinden kadının toplumdaki yeri, kadınlara bakış açısı, kadınların yaşadığı zorluklar, bunları ele alan çok güzel hikayelerden oluşuyor. Şimdi ben gideceğim. Bu ikisinden de birer bölüm okumaya çalışacağım. Tam olarak 2 dakika içeri gittim. Şuranın haline bir bakın. Ha işte anneleri geldi. Anneşim, günaydın aşkım. Selamlar. Şu an ha bak, ben vlogun başında şeydeydim, İstanbul'daydım. İstanbul'da böyle şey, inzivaya çekilip o şeylerin biraz göstermem ama çok da bir şey gösteremedim. Çünkü yani her gün aynı şeyi yapıyordum ve yani biraz sıkılırsınız diye düşündüm. Kitap oku, uyu, kedileri besle, bu kadardı. Bir de işte bizimkilerle falan vakit geçirdim. Öyle ama oraya da bir göstermiş oldum. Şimdi Ankara'ya geldim. Dün geldim. Gelir gelmez dışarı başladık. Çıktık. Ve bugün de yürüyüşe çıktık. Evet. Neden? Çünkü hayatı biraz sevmeye ihtiyacımız var. Hot girl summer olmadı biraz. Depressed girl summer oldu ama sonbahar için böyle tam hayatı seven bayanlar. Evet, bugün 2 Ekim ve çok iyi giriş yaptık. Cumartesi. Evet bu arada. Bayağı dün geldiğim oldu. İçin çok şey yapamadık ama ayın ikisinden başlıyoruz. Eve gidip de ajanda falan akşam yapacağım. Geldi. Dün bir de arabayı bu kullanmış. Böyle her şeyi böyle kafası allak bullak görmeniz lazım. O kadar evet, komik ki. Evet. İstanbul'dan ben geldim. Ve ben düz yolda bir araba kullanırken çok stres oluyorum. Hani inanılmaz derecede gerildim. Ve geldiğimde gerçekten beynim çalışmadı. Mesela biri bir şey diyor, anlamıyorum hani. Beynim gerçekten. Böyleydi. Ve beynim error verdi. Allah'ıma kavuştum yani. İyiydi ama. Ama çok güzeldi. Kanka bir şey diyeyim, yürümekten daha güzeldi bence bu. Hem de daha zevkliydi. Aynen. O kadar güzel derdi ki anlatamam ama her yerim ağrıyor şu an. Ve dur bir şu sweatshirt'ı giymem lazım, yoksa hasta olacağız. Evet, terimi soracağım. Dişleri gittim ben. O bizimki lan. Hayır be. Evet. Kanka o. Evet. Aa. Lan gel. Parktaki kedi yanımıza geldi. Şşş.
şimdilik boş bıraktım. Buraya işte pijamalar, evde giyeceğim kıyafetler vesaire bunları koyacağım. Bu askı full mont ve ceket doldu biliyor musunuz? Şurada iki tane askıda pantolon var birkaç tane. Ve gerisi tamamen ceket. Bu kadar ceketim olduğunu ben de bilmiyordum gerçekten. Doğru düzgün kıyafetim yok, sadece ceket almışım yani, inanılmaz. Şurada da işte kazaklar, hırkalar falan var. Geri kalan bütün yazlık kıyafetlerimi evdeki diğer dolaplara tıkıştırmak zorunda kaldım. Çünkü şuraya bakın. Burayı açınca da en üstte işte uzun kollu ince şeyler var. Burada kısa kollular var. Burada kısa sweatshirtler. Burada kesilmeyi bekleyen sweatshirtler. Bunları annem kesecek, o yüzden kenara koydum. Kapşonlu sweatshirtler. Burada normal sweatshirtler. Bu tarafta eşofman, bu tarafta tightlar. Burada da pantolonlarım var işte, kotlar bilmem ne. Giymediğim her şeyi diğer dolaplara sıkıştırdım ve şu an bayağı bir boşaldı. Bir de dolabın yarısı makinede galiba. Şuraya baksanıza, bu normalde taşıyor burası. Bir de arkalara falan spor kıyafetlerimi attım en üstte galiba. Yani şu an durumu böyle. Geri geldim. Son çektiğim kısmında büyük ihtimalle spor falan yapıyorduk. O kısma geçeli bayağı uzun bir süre oldu. Ben o süreçte tırnaklarımı yaptırdım. Çok tatlı olmamış mı? Bakın hemen. Şöyle ki, yarın benim ders seçimim var. Yarın günlerden 13 Ekim Çarşamba. Ki garipseyebilirsiniz videonun başından beri neden ben okula gitmiyorum, okula ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü okul daha başlamadı. ODTÜ'nün artık böyle şeylerini ben garipsemiyorum. Alışmaya başladım yavaş yavaş. Ders seçimi dönemi bizim okulda gerçekten biraz stresli bir dönem. Normalde başka okulda okuyan arkadaşlarıma mesela sorduğumda ne ders seçimi deyip yani hayatına devam ediyor. Hani kimseyi bu kadar strese sokan, kimseyi bu kadar geren bir dönem değil normalde. Ama bizim okulda bu bildiğiniz açlık oyunları gibi böyle saçma sapan bir şekilde oluyor. Şu gelişmeyi söyleyeyim, ben bu dönem probum. Prob ne derseniz, probation yani sınamalı öğrenci gibi bir şey oluyor galiba. Tanımı da şu ki, şimdi siz iki dönem üst üste 2'nin altında ortalama yaparsanız okul size diyor ki kardeş dur. Sen şimdi zaten bok gibi geliyorsun bir süredir. Hani istersen bir sonraki yılın derslerini alma. Sen bir önce kaldıklarını veya kötü bir notla geçtiklerini topla gel istiyorsan diyor. Daha doğrusu istiyorsan da demiyor. Üstten ders alamıyorsun ve ortalamanı 2'nin üzerine çıkarana kadar bir üst sınıfa geçemiyorsun. Şu an tam olarak o durumdayım. Bu arada çok belalı bir durummuş ve böyle dipsiz bir kuyu olarak bahsediyor herkes. Ama yani benim kötü durumlarla yüzleşme ve alışma hızım tam olarak bu olduğu için tamam deyip devam etmem peki. Şimdi de ders seçeceğim. Klasik yani, geçen yıl ilk dönemde aldığım derslerin aynısını seçeceğim tabii ki de. Bir tek kredisiz olan derslerim olmayacak. Onları zaten geçmiştim ilk dönem. Allah razı olsun yani. Normalde kendi şeyimize ekli geliyor bu derslerin bazıları. Benim matematik ve fizik ekli gelmiş ama mesela kimya ekli gelmemiş. Kimyayı almam lazım. Kimyadan ben çünkü DD ile mi öyle çok kötü bir notla geçmiştim. Hatta DD geçer not bile değil herhalde yani hani. Onu tekrar almak zorundayım. İngilizce de öyle bir şey. İngilizce de DC miydi? Yani o da çok boktan bir notla geçilmişti. Ama olsundu, bunlar bizi yıldıramaz. Bu dönem geçtim. Derslerin hepsinden iyi bir notla geçmek zorundayım. Yoksa gerçekten eğitim hayatım tam olarak burada bitebilir. Eğitim hayatım bitmese bile ODTÜ hayatım burada bitebilir. O yüzden bu dönem birazcık totoyu sıkmamızın zamanı geldi. Umarım sizinle gelmiştir. Çünkü bu dönem gerçekten çalışacağım. Şimdi gidiyorum ve arkadaşımla buluşacağım. Daha sonra görüşürüz. Sonunda geldi ders seçimi. Kimyayı alabildim. Kalkülüs ve fizik zaten ekli gelmişti. Bir İngilizce kaldı. İngilizceyi de inşallah alacağım bir şekilde. 5 dakika önce falan eve girdim. Masanın ve videonun başına oturdum. Hem videonun böyle sonunu çekeyim, son kısmını. Editleyeyim, editi bitirip artık YouTube'a yüklemenin zamanı geldi. Hem de şimdi ajanda yapacağım. Videonun kapağını vesaire yapacağım. Böyle farklı bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Bu arada videoyu bitirmeden de hemen söyleyeyim. Bu videoyu ilk defa bilgisayardan editledim. O yüzden bu video çok geç geldi. Bilgisayardan editlemeyi öğrenip alışmam bayağı bir uzun sürdü yani tahmin ettiğimden. Video kapaklarını falan da böyle farklı bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Bakalım başarılı olursam. Yorumlarınızı bekliyorum yani, beğenip beğenmediğinize dair. Benim için inanılmaz büyük bir gelişme oldu. Yani diyeceksiniz ki gerçekten derdin bu mu? Ajandan da yeni bir stile geçtim. Beni önceden takip edenler bilir ki bu benim için çok büyük bir gelişme. Çünkü yaklaşık 6 yıldır ajanda kullanıyorum. Ve sadece aynı stilde kullanıyordum. Stili de hemen göstereyim. Hatta benim bir ajanda videom var. Ajanda videosu isteyenler vardı. Buraya bir yere koyacağım. Gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Mesela bu sayfa boş. Özel bir şey yazmamışım. Hep böyle kullanıyordum.
kendimi bildim bileli. Birazcık sıkılmıştım. Hatta yeni ajanda almayı falan düşündüm ama yani bunu yarım bırakmak da nedense hiç içimden gelmedi. Hem fiyatı da yüksek bir defter hem de çok kalın. Ve böyle başlayıp yarım bırakmış olmak da istemiyorum. Dedim ki buna devam edeyim ama böyle farklı bir başlangıç yapayım. Hani benim de hevesim geri gelir falan belki de. Çünkü aşırı monotonluk bir süre sonra sıktı herhalde. Ve Twitter'da birinden gördüm. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Birazcık çalmak gibi oldu ama. Eğer kullanıcı ismini vesaire bulursam buraya yazacağım. Ana sayfama düşmüştü ve çok beğendim. Çok kullanışlı geldi bana şu an. Farklı olduğu için daha da bir böyle motive etti beni. Çok hoşuma gitti. Bir süre böyle kullanacağım galiba. Şimdi dışarıdaydım. Aynı zamanda günlük olarak kullanıyorum biliyorsunuz. İşte buraya resim besim işte bir şeyler çizeceğim. İşsiz olduğum için. Ve yarın ders seçmemin ikinci günü. Ve ben İngilizce seçiyorum. Ha şimdi ondan bahsedecektim tam da. Bir tek İngilizceyi alamadım. Çünkü İngilizcenin açılan sectionları bugün sadece dersi ilk kez alacakları açılmış. Ya ben aslında bunu biliyordum. Ama bir mallığıma mı geldi? Niye öyle oldu bilmiyorum. Bütün sectionlara hani tekrar tekrar basıp bakabiliyorsunuz o sectionın kriterlerine. Ve İngilizce'de 145 tane section var. Ve ben bu 145 sectionın 145'ine de teker teker basıp baktım kriterine diye. Meğersem ki duyuru varmış. Hani bugünkü ders seçiminde prob olanlar dersi ikinci kez alacaklar vesaire seçemeyecekti. Probation durumundaki öğrenciler yarın 9.30'da seçebiliyor. Ondan sonraki günde mesela dersten kalmış kişiler seçebilecek. Ben artık bayılmak üzereyim. Gidip makyajımı silip yatağa geçeceğim. Yani çünkü yatağa bir kez adımımı atarsam bir daha asla kalkıp makyajımı silmeyeceğimi bildiğim için masada oturmaya zorluyorum kendimi. Bundan sonra da işte üniversite videoları gelecek büyük ihtimalle. Eğer ders çalışma, okul hayatı genel olarak kampüse inşallah gideceğim. Vloglar isterseniz yazmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Instagram'dan da olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum kendimce. Gerçekten günümün 20 saati falan Instagram'da geçiyor. Çünkü %90'ınızla 7/24 konuşuyorum oradan. Gelirseniz sizinle konuşmak çok isterim. Eda Tekin ismim. Umarım sonraki videoda görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.